Evet dostlarım merhaba bir süredir görüşemedik biraz yoğunluğumuz vardı tekrardan hemen dedim YouTube'a bir tane video çekelim çok böyle tatlı bir soru gelmiş o soruya bir bakalım o sorunun cevabını vereceğiz önce biraz övgü var oraları geçeyim şimdi havaya girmeyelim Orkun diyor ki Oğuz hocam bizim kendi halinde olan küçük bir işletmemiz var diyor. Bizim gibi böyle küçük işletmelere diyor birkaç tane teknik taktik bir şeyler var mı diyor. Tavsiye eder misiniz diyor. Güzel soru aslında. Evet aslında hani küçük esnaflardan bahsediyor. Bir sürü teknik taktik diyoruz. Böyle taktikler bizde de var mı diyor. İki tane taktik vereyim. Birincisi zihin yapısıyla ilgili bir taktik olsun. İlk taktiğimiz bu. İkincisi de Orkun ve Orkun gibi olanlar için bir retorik tekniği olsun. Zihin yapısıyla başlayalım. Şimdi Türkiye'de ortalama insanlara şöyle bir şey sorsak. Küçük işletmelerde hoşunuza gitmeyen en önemli şey nedir diye bir anket yapsak mesela Türkiye'de. insanlara sorsak ne cevap verir insanlar? Yani şöyle bir şey söylerler mi acaba? Çok fazla baskı yapıyorlar. Haklılar mı? Kesinlikle haklı değiller yani. Türkiye'de ben mesela bugüne kadar küçük işletmelerin çok böyle baskı yaptığına falan şahit olmadım. Bizimkiler Türkiye'deki işletmeler baskı yapmıyorlar. Darlıyorlar sevgili dostlar bayağı bir darlıyorlar. Darlamakla baskı yapmak arasında çok büyük fark var. Şimdi darlamak ne demek? Yani bir mağazaya giriyorsun mesela tamam mı? Oradaki görevliler seni bayağı bir darlıyor. Gölge gibi peşinde dolaşıyorlar. Yani adamın, kadının, oradaki çalışanın nefesini ensende ne hissediyorsun. Mesela normalde yapması gereken ne? Dikkate almak. Bak darlamak yerine dikkate alması lazım. Şimdi dükkanınıza, mağazanıza 10 müşteri giriyorsa 8-9 tanesini dikkate almıyorsunuz. Genel gözlem bu yönde. Ben yıllardır bir sürü farklı şehirlerde şubesi olan çok büyük bir kuruma eğitim veriyorum kurumun çalışanlarına. Bir eğitimde mesela oradaki satış görevlerinden birisi dedi ki, müşterim dedi mağazaya geldiğinde ilk ne yapmam gerekiyor, nasıl yaklaşmalıyım dedi. Ben de dedim ki bir şey yapma ilk başta, bir şey yapma. Biz zaten burada kaybediyoruz. Direkt satış yapma moduyla adım atarsan bunun adı müşteriyi darlama oluyor. Müşterine dikkate almayı öğrenmen gerekiyor. Diğerlerinden, diğer mesela esnaflardan diyelim işletmelerden farklı olmak istiyor musun? Hem sıra dışı hem de iyi olmak istiyor musun? müşterinin ihtiyacını, kişiliğini dikkate almamız gerekiyor. Gölge gibi çevresinde dolanmamamız gerekiyor. Biz tehdit eder şekilde yaklaşıyoruz. Gerçek bir dost gibi davranmayı öğrenmemiz gerekiyor. Zihin yapısı dediğim şey bu. İkinci adım, ikinci tavsiyem. Şimdi bir sürü teknik var. Retorikte bu konuyla ilgili bir sürü başlık var ama bunların hepsini seninle bu videoda da paylaşamam. O kadar zamanımız yok. YouTube formatı buna çok uygun değil. Ama şimdi paylaşacağım teknik küçük bir işletmede baya baya iş yapar. Müşterin geldi mesela size yardımcı olabilir miyim deme. Bu kapalı uçlu bir sorudur. Böyle bir soru sorarsan yani sana evet ya da hayır cevabı vermek zorunda kalır. İki seçenek arasında bırakıyorsun. Size yardımcı olabilir miyim dersen Çoğunlukla müşteriler şöyle der, teşekkür ederim, ben bir bakıyorum der. Hayır der, kaçar yani senden. Aa der, bu beni darlayacak der. Çünkü herkes antrenmanlı darlanma konusunda. Açık uçlu soruyla başlaman lazım. Bu nasıl oluyor? Size nasıl yardımcı olabilirim gibi. Böyle bak, size nasıl yardımcı olabilirim? Böyle yaparsan ne olur? Kuvvetle muhtemel müşterin şöyle bir şey diyebilir. Yani önce bir bakmak istiyorum der. Bu çok normal bir cevap. Bu cevabın normal olduğunu artık kabullenelim. Bu bir red cevabı da değil. Peki neden müşteriler önce bakmak ister? Bak buna bir bakalım. Ben de öyleyim. Bir yere girdiğimde, bir mağazaya girdiğimde, bir dükkana girdiğimde önce bakmak istiyorum. Neden böyle? Bir yere girdiğinde insan önce oraya uyum sağlamak ister. Ne nerede, ne var, burası nasıl? Bunları anlamaya çalışır. Bu bize çok eski devirlerden ya yani taş devrinden falan gelen bir özellik. Biz yabancı bir mağaraya giriyorduk. Hemen böyle o mağarada bir köşeye oturmuyorduk. Önce bir mağarayı ne yapıyorduk? Eskiden, çok eskiden mağara adamı ve mağara kadını iken. Mağarayı ne yapıyorduk? Bir kontrol ediyorduk. Güvenli mi? Tehlike var mı? Her şey yolunda mı? Falan. Günümüze geldik ne oldu? Şimdi mağazaya girdiğimizde güvenli olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bu davranış çok normal bir bakayım davranışı normal mal içeriye girdi. Çok pozitif bir şekilde bu merhaba hoş geldiniz var ya bunun tonlaması bile çok önemli. Merhaba hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sadece bakıyorum dedi. Şimdi şu hamleyi yapman lazım. S sadece bakıyorum dedi ya. Tabii ki seve seve buyurun. Keyfinize bakın. Bir sorunuz olursa, bir şeye ihtiyacınız olursa ben şu ilerideyim. Size yardımcı olmaktan mutluluk diyorum. Bilgi açısından söylüyorum. Sağ tarafta işte A ürünler var. Sol tarafta B ürünler var. Şu ileride C ürünlerimiz var gibi. Böyle yaptığında ki bir de bunu birazcık içten yaparsan böyle yaptığında direkt güven verirsin ve böyle yaparsan mağazana girenlerin büyük bir çoğunluğu senden bir şey almadan çıkmazlar. Neden? Küçük bir konuşma yapmış oluyorsun. Dosta ne yaklaşmış oluyorsun? Karşı tarafa güven vermiş oluyorsun. Onun rahatça ortamı kontrol etmesi için ona imkan sunuyorsun. Müşterin arka planda belki farkında olmadan bu benim düşmanım değil, iyi birisi der, dostum der. Diğer türlü ne yapıyorlar? Daha kapıdan içeriye giriyorum hocam. Buyurun, yardımcı olabilir miyim? Buyurun, ne lazım? şu mu lazım, bu mu lazım, sadece bakıyorum diyorsun, neye ihtiyacınız var diyor. Ayakkabı diyorum, o mu, bu mu, önüme bir sürü seçenek koyuyor. Daha ben sana güvenmedim, sana güvenmeden senden bir şey alma ihtimalim neredeyse sıfır bak. Neredeyse, ya direkt sıfır da diyebilirim. Neredeyse sıfır. Gölge gibi benim peşimle dolaşırsan beni tedirgin edersin, ürkütürsün beni. Bakın dikkat edin gölge gibi dolaşınca biz hemen oradan çıkma ihtiyacı hissediyoruz. Hemen kaçıp gitme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü tehdit altında hissediyorum. Merak etme. Ben bir şeye ihtiyacım olduğunda sen görünür bir yerdeysen ben seni bulurum. Tek buradaki konu sonrasında görünür bir yerde, uzakta bir yerde ol. Böyle beni dikiziyormuş gibi yapma. Evet, önce ne yapıyoruz? Müşterimizi dikkate alıyoruz. Ardından selamlıyoruz. Nasıl yardımcı olabilirim diyoruz. Güvenli bir alan açıyoruz ona. Bir şeye ihtiyacınız olursa seve seve destek olurum. Yakınlardayım, karşıdayım, kasanın yanındayım, ilerideyim diyoruz. Bunları yaparsan Kesinlikle ve kesinlikle sevgili Orkun ve Orkun gibi kendi işini yapanlar daha çok satış yaparsınız. Daha akılda kalıcı olursunuz. Sıra dışı olursunuz. Müşterileriniz içten içe ya da direkt size de söyler. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. Bu duruşunuzdan dolayı teşekkür ediyorum derler. Demeseler bile içten bunu düşünürler. Evet sizin var mı müşteriyle iletişimde satışları arttıracak küçük taktikler, teknikler? Paylaşın, aşağıya yazın. Birbirimizin fikirlerinden faydalanalım, bu şekilde gelişelim. Bu video Orkun Özel'inden çekilmiş bir videoydu. Onun sorduğu bir soru üzerinden ama bunu aslında her yerde de uygulayabiliriz. Ama videonun konusu neydi? Küçük işletmelerde önce zihin yapısı olarak bakmamız lazım. Zihin açısından ardından da bir retorik tekniği verdik değil mi? O şekilde ilerledik. Evet dostlarım, sizlerle yeniden bir arada olmak benim için çok keyifli. Bir başka videoda yeniden görüşmeyi unutmayalım. Şimdi bizim o Oba ekip bizim ekip diyor ki hiçbir videoda ne beğen diyoruz ne abone ol diyoruz. Bunları dememiz gerekiyor mu? Beğenen zaten beğenir, abone olan olur ama dememiz gerekiyormuş galiba. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Bir başka videoda yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler, selamlar.